Tekrar merhaba değerli İlke TV izleyenleri. Tekrar karşınızdayız. İkinci bölümümüzle bu bölümde siyasette, Türkiye siyasetinin öne çıkan başlıkları konuşacağız. Arada kalmış gündemleri konuşmaya çalışacağız. Kiminle? Gazeteci arkadaşım Ceren Bayar ile birlikte günün diğer başlıklarını konuşacağız. Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk Mizgen. Ankara siyaseti çok yoğundu. Dün Kobani davası aslında Türkiye'deki her konuyu bağladı ama bunun dışında da Türkiye'nin siyaseti hiç durmadan devam ediyor. Öncelikle Kobani davasını konuşalım. Takipteydin, mahkeme salonundaydın. Gözlemlerin ne, orada neler konuşuldu, nasıl tepkiler vardı? Biraz mahkeme içerisinin atmosferini bize anlatmanı istiyoruz. Mizgin, hafta başına aslında tabii bu hafta Kobani davası olduğunu biliyorduk ama o kadar hızlı bir gündemi var ki Türkiye'nin, işte tasarruf tedbirleri açıklandı bir yandan Ayhan Bora Kaplan davası, Sinan Ateş davası ile ilgili gelişmeler derken dün sabah itibariyle aslında Türkiye'de önemli bir gündem maddesi oldu Kobani davası. Belki de ilk kez kamuoyunun bu kadar hassas olduğu bir duruşmaydı, artık karar duruşmasıydı. Gecikmiş bir duyarlılık olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü 4 yıldan fazladır devam eden bir dava ve başta DEM Parti olmak üzere toplumsal demokrasi savunan bütün toplum kesimlerinin sürekli önemine vurgu yaptığı bir davaydı. Ne yazık ki geride bıraktığımız 4 yıl boyunca bu duyarlılık oluşmadı. Sonlara gelindikçe kısmen bir duyarlılık oluşmaya başladı. Artık dün gerçekten ben kendi adıma başından beri takip ettiğim bu davada hak edilen duyarlılığın oluştuğunu, kamuoyu ilgisinin oluştuğunu gördüm. Ama sonuç, yargılanan, haksız yere içeride cezaevinde bulunan sanıkların beklediği gibi ve DEM partilerin beklediği gibi olmadı. Oldukça yüksek oranda cezalar verildi. Tabii bunu aslında pek çok gazeteci, siyasetçi bekliyordu, bu cezalara yüksek oranda cezalar verilmesini. Ta ki nereye kadar? Aslında 31 Mart'tan sonra muhalefetin yerel seçimlerde sağladığı başarıdan sonra acaba bir yumuşama, normalleşme tartışmalarının eşliğinde bunun Kobani davasına da ya da Kürt sorununun çözümüne de yansıması olur mu gibi bir beklenti vardı. Duruşmadan bir gün önce bir haber yazmıştık biz ve 3 alternatifi ortaya koymuştuk. Erteleme mi? Cezalar mı? Yoksa beraat mi diye. 3 ihtimalde aslında gündemdeydi. Üçü de söz konusuydu. Konuştuğumuz bütün siyasiler de öngöremediklerini söylüyorlardı. Çünkü öngörülememesinin sebebi davanın siyasi olmasıydı. Hukuki bir dava görülüyor olsaydı yasalara bakardık ve sonucu söylerdik diyorlardı. Ve aslında siyaseten tahminlerini yürütüyorlardı. Böyle bir ortamda geldik biz Kobani davasına. Dün de her ne kadar ceza verileceğine dair bir ön kabul, öngörü, tahminler olsa da gene de hani siyaseten farklı bir sonuç çıkabilir mi diye bir umut vardı aslında salonda da, salonun dışında da. Dava başlamadan dakikalar öncesine dönecek olursak, bir önceki duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi en geniş heyetle gelmişti diye senin o programdan sonra konuşmuştuk hatırlarsan. 4 kişilik üst düzey bir heyetle gelmişti. İşte grup başkan vekili vardı, genel başkan yardımcısı vardı. Bu sefer kararın açıklanacağı da artık kesinleşince ondan fazla CHP milletvekilini ben orada gördüm. Kobani duruşma salonunda erken bir saatte gelip öncesinde de orada aslında bir dayanışma gösterdiler. Yine grup başkan vekili vardı, genel başkan yardımcısı vardı ve pek çok milletvekili vardı. TİP genel başkanı oradaydı, EMEP genel başkanı oradaydı. DEM ilçe örgütlerinden çok sayıda katılım vardı. Sanıyorum 300'ün üzerinde, belki 400 avukat oradaydı. Pek çok avukat meslek örgütünden, ÖHD'sinden, pek çok örgütten aslında temsilciler oradaydı. Baro başkanları oradaydı. Yani aslında cümlemin başında söylediğim, 4 yıl önce oluşması beklenen o dayanışma, o duyarlılık ne yazık ki davanın son duruşma gününde, karar gününde açığa çıktı. Bugün konuştuğumuz bazı DEM partililer şunu söylediler: belki bizim 4 yıl önce beklediğimiz ama son gün oluşan o manzara ilk gün oluşsaydı bu cezalar bugün verilmeyecekti dediler. Duruşma salonunun içinde de aslında ceza beklentisi hakimdi. Biraz sessiz, biraz gergin, biraz böyle heyecanlı bir ortam vardı. O umut hiç sönmedi ama tabii ki sonunda gerçekliği yüz yüze kalındı. Hatta artık kararın açıklanmasına yakın avukatların kendi arasında bir organize olduğunu biz hissettik gazeteciler olarak. Karar açıklandığı an avukatlar, açıklanmaya başladığı an avukatlar protesto ederek salondan çıktılar. Öyle bir karar ki dakikalar sürdü okunması. Hatta öyle, o kadar çok
parça parça sanıklara, siyasilere ceza verildi ki mahkeme başkanı bir yerde yoruldu ve dinlenmem gerekiyor dedi ve aslında karar okumaya ara verdi. Keşke saat tutsaydım ama yarım saatten fazla sürdüğünü söyleyebilirim karar okuma sürecinin. Avukatlar çıktı ve aslında bence güne damga vuran görüntülerden bir tanesi de şuydu. Selahattin Demirtaş şunu söylemişti son savunmasında. Bu hukuksuz davanın kararını yüzüme okumanıza izin vermeyeceğim demişti. O ve pek çok siyasi tutuklu bu kararın yüzlerini okunmaması için duruşmaya dün katılmadılar. Benzer bir eylem, benzer bir şekilde katılmayan kadın tutuklular da vardı. Kadın tutukluların ayrıca bir de mesajı vardı. Cezaevlerinde devam eden bir eylem var şu anda. İmralı tecridini ve cezaevlerindeki tecrit halini protesto etmek için açık görüşlere, duruşmalara ve telefon katılmıyorlar ve telefon haklarını kullanmıyorlar. Sebat Tüncel'in de aralarında bulunduğu kadın siyasiler de bu gerekçeyi de göstererek dünkü duruşmaya katılmadılar. Yani aslında tarihi bir fotoğraf da vermiş oldular. Karar mahkeme başkanı tarafından boş salona okunmuş oldu. Anlamlı bir tepkiydi aslında 4 yıllık bu yargılama sürecinin sonunda. Sonrasında dışarıda güçlü bir açıklama oldu. Hem DEM Parti eş genel başkanları hem de diğer siyasi parti temsilcileri CHP'nin de aralarında bulundu. Kararın kabul edilemez olduğunu, yargılama sürecinin hukuksuz olduğunu, siyasi bir dava olduğunu konuşmalarıyla dile getirdiler. Basının ilgisi de çok yoğundu. Senin de dikkatini çekmiştir. Sen de oradaydın. Çok çok fazla basın kuruluşundan temsilciler oradaydı. İktidara yakın, muhalif, bağımsız. Herkes oradaydı. Dolayısıyla ciddi bir kamuoyu oluştu ama günün sonunda toplamda 400 yıl, benim hesaplayabildiğim kadarıyla 400 yıl bir ceza aldı 36 siyasetçi diyebilirim. Tabii tahliyeler oldu, beraatler oldu, ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmedi ama belki bunları da detaylı konuşabiliriz cezaların ne anlama geldiğini. Onu da konuşalım ama mahkeme duruşmaya geri dönersek çizdiğin çerçeve ek olarak da şöyle bir şey de gözlendi. Dediğim gibi CHP daha büyük bir heyette gelmişti. Biz de gün içerisinde CHP'li siyasilerle röportajlar yaptığımızı da hepsinin vurguladığı tek nokta aslında şeydi. Bu bir hukuki dava değildir, siyasi davadır. Hatta eski CHP'li diyebileceğimiz bazı konuklarımız kumpas ifadesini de kullandı. Genelde kumpas ifadesi DEM Parti'nin kullandığı bir ifadeydi ama kelimenin anlamı genişlemeye başlamıştı. Başka çevreler tarafından da kumpas olarak tartışılmaya başlamıştı. Ama şey dikkat çekici, tabii siyasi liderler neler söylediğine geçeceğim ama CHP'de bu kadar yakın bir temasın, dayanışmanın olmasını neye bağlıyoruz sorusu akla getiriyor. Yeni yönetimin bundan sonraki tavrı aynı olur mu sence? Çünkü Van'da da aynı dayanışmayı gösterdiler ve CHP'nin daha yakın bu tür davalara ya da Kürt siyasilere yönelik yapılan operasyonlara, gözaltılara, açıklamalarda daha dayanışmacı bir politika izlemesini neye bağlarız diye sorayım sana. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir politika değişikliği aslında. CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in seçilmesiyle birlikte bir politika değişikliğine gitti Özgür Özel. Yönetimi, Merkez Yönetim Kurulu ve bir bütün parti meclisi, bir bütün yönetim organları da bu politika değişikliğinin arkasında durduğunu çeşitli vesilelerle ifade ettiler. Bu bir parti kararı gibi yorumlanabilir aslında. Bu bir tartışma konusuydu 14 Mayıs seçimlerinden önce. DEM Parti ile yan yana durmak, durmamak, DEM Parti üzerinden kriminalize edilmek, bunun yarattığı korku, bunun seçimlere ve oy verme davranışlarına yansıyıp yansımayacağı. Aslında bir önceki CHP yönetimi biraz çekingen kaldı DEM Parti ile yan yana durmak konusunda ve DEM Parti'nde bu sınırı net bir şekilde koydu yeni yönetim ve yeni 31 Mart seçimleriyle beraber. Bizimle bir işbirliği, ortaklık, ittifak adına ne diyecek olursak olalım, adını ne koyarsak olalım, birlikte bir yol yürüyeceksek biz seçim dönemlerinde ya da seçim dışında biz gizli, kapaklı, arkada duran bir siyasi parti olmayacağız. Biz Türkiye'de milyonlarca insanın oyunu almış bir siyasi partiyiz. Buna varsanız gelin konuşalım dediler. CHP de dedi ki haklısınız, evet bundan önce yapılan yanlıştı. DEM Parti ile bir işbirliği, ortaklık, ittifak adına ne diyorsak bu gizli kapaklı olmaz. Kapalı kapılar arkasında olmaz. Yan yana yol yürürüz ya da yürümeyiz. 31 Mart seçimlerinde bunu yapıp sonucunu aldılar. İşte aslında CHP'nin politik tutumunu değiştiren bana kalırsa bu oldu. O karalama kampanyaları, DEM Parti üzerinden kriminalizasyon
pek çok seçimin de kaybedildiği süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi için. Ama ilk kez bir seçimde yan yana durup bunu kamuoyunun da gözünün önünde yaptılar ve aslında bütün muhalefet kazandı. Bunu gördüler ve bunu büyütmek gerektiğini düşündüler. Şimdi de bu şekilde ilerliyorlar ve aslında giderek otoriterleşen bir siyasi iktidarın karşısında da demokrasiyi savunan muhalefetin yan yana durmasının kazandığını gördüler. Sadece CHP ve DEM Parti değil, pek çok muhalefet partisi ve pek çok demokrasiyi savunan, isteyen sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri, işte bu muhalefeti büyütmenin ve yan yana durmanın güçlendirdiğini gördüler. Dolayısıyla Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi seçildiği günden bu yana bu tarif ettiğiniz hatta ilerledi. Ama bundan sonra kritik olan böyle devam edip etmeyecekleri. DEM Partili yöneticiler de bunu söylüyorlar. Özellikle Kobani davası kararıyla beraber o hep konuştuğumuz normalleşmenin bütün Türkiye'yi, Türkiye'deki bütün halkları kapsayıp kapsayamayacağının cevabı, yani Kürtlerin de o normalleşmenin içinde olup olmayacağının cevabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşuna, şimdiye kadar yeni yönetimin şimdiye kadar sürdürdüğü tutumun devamlılığına ve sürekliliğine bağlı diyor DEM Parti yöneticileri. Ama bunun devam edip etmeyeceğini şu anda öngöremediklerini de söylüyorlar. Bunu da ek olarak ifade edeyim. Evet, yani yeni bir başlangıç adımları atılan bir politika yürütüyorlar aslında. Karşılıklı birbirlerini. Her iki tarafında herhalde temkinli durdukları yerler de var. Evet. Ama adım da atmak istiyorlar gibi bir şey çıkıyor aslında. Çizdiğin çerçeve içerisinde. Peki davaya dönük gözlemlerin, siyasilerin, basının nasıl gördüler karar açıklandıktan sonra Kobani davasına yönelik? Herhalde hepimizin sabah uyanınca ilk yaptığı gazete manşetlerine bakmaktı. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda siyaseti biraz o manşetler belirledi. Bugün, dün o cezaları alan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, ceza alan bütün siyasetçiler aslında 5 yıl boyunca Türkiye kamuoyuna katil olarak lanse edildi o gazete manşetleri aracılığıyla. O 6-8 Ekim Kobani protestolarında hayatını kaybeden herkesin hayatını kaybetmesinin sorumlusunun HDP'li siyasetçiler olduğu anlatıldı Türkiye toplumuna. Bu seçim meydanlarında, grup toplantılarında, televizyon programlarında. Dolayısıyla o manşetlerin ne şekilde değişeceği benim kişisel olarak merak ettiğim bir konuydu. Buradan başlayayım. Yıllarca pek çok iktidara yakın gazetede işte katil Demirtaş, katil HDP yönetimi manşetleri atan gazeteler çok küçük puntolarla, çok düz başlıklarla vermişlerdi haberleri. Nasıl? İşte Kobani davasında kararlar açıklandı. İşte Kobani davasında ne karar verildi gibi. İşte alt taraflarında gazetelerin birinci sayfasını ve küçücük bir şekilde verilmişti. Bu aslında bir şey göstergesi. Hani buradan bir siyasi algı yürütmeyecek olduklarına dair bir işaret olabilir en azından medya üzerinden. Sessiz kalan siyasetçilere de bakmak lazım. Kobani davası üzerinden işte AİHM kararını, AYM kararını tanımadığını ve tanımayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte çeşitli vesilelerle yargıya mesajlar verdiği ifade edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı karar açıklandıktan sonra benim bildiğim kadarıyla bir açıklamada bulunmadılar. Ne diyeceklerini ben de merak ediyorum ama işte 31 Mart seçimlerinden önce ya da 14 Mayıs seçimlerinden önce olsaydı belki de çok yüksek tonda tutuklu siyasetçilerin aleyhine açıklamalar yapabilirlerdi. Dolayısıyla bu sessizlik de bir şeye işaret ediyor. Bu da aslında bu biraz gözlemlemek istediklerinin ya da bir bu en azından şimdilik bu kararlar üzerinden bir algı kurmayacaklarının göstergesi olarak yorumlanabilir. Tabii açıklama yapan siyasetçiler de var. Özgür Özel, ana muhalefet partisi, hani tutumunun Türkiye'nin bundan sonraki 10 yılları için belirleyici olduğu söylenen ana muhalefet partisinin genel başkanı Özgür Özel, davanın hukuk davası olmadığını, davanın iddianamesinin bir siyasi parti tarafından yazıldığını, kararlarında hukuksuz olduğunu söyledi. Hem sonrasında hem öncesinde aslında grup toplantısında da gündeme aldı. Bu hafta grup toplantısında buraya bir ara not düşmem gerekir belki. Özgür Özel bir bütün grup toplantısında neredeyse 3-4 dakika Kobani davasına zaman ayırdı. Merak edip baktım geçmişte Kobani davası CHP grup toplantılarına ne kadar gündeme gelmiş diye, ben göremedim açıldığı günden bu yana. Dolayısıyla önemli bir politika farkı var. Özgür Özel'in dün akşam Sözcü TV yayınında söyledikleri de önemliydi. Öncesinde davadan 2 gün önceki grup toplantısında
gündeme getirmesi de önemliydi. Ve tabii merak edilen bir başka isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ne diyeceği merak ediliyordu. O da aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le benzer bir çizgide davanın hukuksuzluğuna, tutuklamaların haksızlığına işaret eden açıklamalar yaptı. İşte ana muhalefetin temsil eden önemli isimlerin bu açıklamaları yapması Türkiye'nin geleceği açısından önemli ve umut verici, ama sürekliliğinin olup olmayacağı konusunda Türkiye'nin geçmiş yüzyılının deneyimlerine baktığımızda hep bir soru işareti var DEM Parti kanadında. Kemal Kılıçdaroğlu da aslında hani bunu da dipnot olarak söylemek lazım. Bir önceki CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu da aslında uzunca bir sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yaptı ama çok eleştirildi. Malum çünkü dokunulmazlıkların kaldırılmasında kendisinin de payının olduğu vurgusu çok vardı. Çünkü malum anayasaya aykırı ama evet demişlerdi dokunulmazlıkların kaldırılması aslında bağlamında. Kırılma noktası o. Yani o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra atacağı ya da atmayacağı adımlara dair DEM Parti kanadında hep bir şüphe var. Çünkü bütün bu süreci başlatan Kılıçdaroğlu'nun bu kararı. Yani Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama evet demeseydi o gün, ya da demesine rağmen ondan sonra başlayan Türkiye'nin o tartışmalı yıllarında biraz daha yüksek perdeden karşı çıkabilseydi ve muhalefetle, kendisi dışındaki muhalefetle yan yana durabilseydi, belki de bugün bambaşka bir şeyi konuşuyor olacaktık. Manşetleri söyledin, daha küçük puntolarla aralarda yazıldı dedin. Aklıma şöyle bir şey geldi, verilen cezalar ve istenen cezalar arasında da çok fark vardı. Evet, verilen cezalar da çok yüksek olmakla birlikte 7'şer yıl mesela müebbet istenilen siyasiler de vardı. Cezaları nasıl yorumluyorsun? Yani verilen cezalar. Çünkü bugün Adalet Bakanı da açıklama yaptı. Bu konuya dair de konuştu. Daha doğrusu yani hani hem Ayhan Bora davası hem 28 Şubat davası hem Kobani davasına dair söz kurdu. Ve Adalet Bakanı Kobani davası için şeyi dedi. İstinaf ve temyiz süreçlerini bekleyeceğiz birlikte gibi bir açıklama yaptı. Oradan da referansla hani verilen cezaları nasıl yorumluyoruz? Verilen cezaların bence en önemli çıktısı şu. Yıllarca katil olmakla, mala zarar vermekle, işte darpla suçlanan siyasetçiler bütün bu suçlardan beraat ettiler. Yani Yasin Börü'nün katili olmakla yıllarca meydanlarda, gazete manşetlerinde, televizyon ekranlarında suçlanan ve bir nesli aslında katil, terörist olarak tanımlanan, tanıtılan insanlar bu davayla, işte bu kararlarla beraat ettiler. Dolayısıyla aslında davanın esası, davanın üzerine kurulduğu temel çökmüş oldu. En önemli sonucu bu. Ama buradan beraat ettikleri için o 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını almadılar. Nereden aldılar? Devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan aldılar. Bu ne? 302. Ama buradan da ceza vermemişler. Devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan ceza vermişler. Yani aslında verebilecekleri, ağırlaştırılmış müebbetten sonra verebilecekleri en üst sınırda cezaları, üzerine işte propagandayı, üzerine halkı tahriyi 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl ekleye ekleye 30 yıla, 40 yıla çıkardıkları bir ne diyeyim, kolaj ortaya çıkarmışlar. Dolayısıyla bunu aslında şey, DEM Partilerin nasıl yorumladığına da değinmek lazım. Çünkü kamuoyunda şöyle bir algı oluştuğunu ben gözlemliyorum. Bugün de bu algının doğru olup olmadığını bazı DEM Parti yöneticilerine sordum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmemesi olumlu bir işaret. Çünkü işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilseydi istinafta ya da yargıtayda bozmak zor olurdu. İstinaf ya da yargıtay da onaylardı. Ama böyle işte propaganda, devletin birliği gibi cezalardan, suçlardan ceza verilince istinaf ve yargıtay bozabilir gibi yorumlar yapılıyordu. DEM Partiler böyle yorumlamıyorlar. Tam aksi şekilde düşünüyorlar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hemen onaylar. Ayrıca bir suç gerekçesi yok. Yani sadece tweetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veremeyecekleri için vermediler. İdam olsaydı idam verirlerdi diye yorumladılar. İstinafın da çok daha kolay onaylayabileceği ince bir ayarla bu cezaları verdiklerini düşünüyorlar. Yani verilen kararlar konusunda da, normalleşme konusunda da hiç umutlu değil DEM Parti iktidar kanadına baktıkları zaman. Yarattıkları umut aslında muhalefetin birleşmesi üzerinden. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumunun bundan sonraki süreç için
önemli olduğunu düşünüyorlar. Tabii tahliyeler ve beraatler de var. Hani bunun da aslında pozitif bir durum olduğunu söyleyenler var. İktidar kanadına yakın isimler. Yani tahliye var, beraat var, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmedi. Aslında iyi bir sonuç çıktı gibi bir yorum yapıyor daha böyle iktidara yakın isimler. Tahliye ve beraatin de artık hakları oldu. Yani Gülten Kışanağ seninle konuşmuştuk burada. Hukuken zaten 6 ay önce çıkması gerekiyordu Gülten Kışanağ'ın da tahliye edilen diğer isimlerle. Yani orada hukuk uygulandı. Yani bir lütuf yok, bir hani şey barış dalı yok. Hukuk uygulandı. Bu kadar diyorlar. Beraatlerle ilgili de beraat eden isimlerin hemen hemen hepsi dikkatli bakılacak olursa o dönem MYK üyesi olmayan ve çeşitli gerekçelerle bu dosyaya dahil edilen, hiç bu dosyada olmaması gereken isimler Sarı Süreyya Önder gibi. Bu şekilde açıklıyor DEM Parti yöneticileri alınan kararları. Yani bir de yargının diğer tarafına bakalım. Diğer tartışmalı konular da var. Ayhan Bora Kaplan soruşturması. Gün geçmiyor ki onunla ilgili bir bilgi ortaya çıksın, yalanlansın, tekrar çıksın. Var olan değilsin. Yani yetişmek açıkçası zor. Gözaltılar var. Ne dersin? Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsin? Ankara Emniyeti ile ilgili de iddiaları içeriyor. Artan bir yerden de ilk önce Ankara Emniyeti bu soruşturma üzerinden Ankara Emniyeti dağıtılmaya çalışıyor ve sonrasında aslında İçişleri Bakanı'nın bertaraf edilmesi gibi yorumlayanlar da var. Mafyanın Ankara Emniyeti içerisindeki bir pozisyon değişikliğinden kaynaklı bu soruşturma bu kadar karmaşık hale geliyor diyenler de var. Tabii Ayhan Bora Kaplan'ın kendi halinde bir gençken nasıl oluyor da bu kadar yükselmesi ayrı bir tartışma. Bir taraftan da Süleyman Soylu'ya gönderme yapıyorlar. Yerlikaya'nın, şu andaki var olan İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yerine Soylu'nun tekrardan bir rövanş almak gibi ya da onun taraftarı olanlar, Soylu taraftarı olanların bir işbirliği içinde olduğu gibi. Yani buradan bile aslında o kadar karışık bir dava soruşturma olduğu çıkıyor. Sen neler söylersin durumla ilgili? Senin de söylediğin gibi tarif etmesi, anlatması, özetlemesi bile çok zor. Senin ya yani bizim için de çok zor. Gerçekten hani yargı muhabirlerinin, emniyet muhabirlerinin bile işin içinden çıkamadığı bir durum. Çünkü aslında ne basit bir mafya dosyası, işte bir yandan siyasetle ilişkisi var, bir yandan cemaatlerle ilişkisi var. Bir yandan Erdoğan sonrasında bir güç savaşı mı yorumu yapılıyor. Bu ihtimallerin hepsi doğru olabilir. Gerçekten hepsi doğru olabilir. Ama büyük fotoğrafa baktığımız zaman söyleyebileceğimiz tek şey devlet mekanizmasında bir sorun var. Yani yargıda da var. Yargıda olduğunu zaten biz uzun yıllardır görüyoruz, konuşuyoruz. Çeşitli davaların nasıl hukuksuz ilerlediğini haberleştiriyoruz. Emniyette olduğunu, o söylentilerin aslında açığa çıktığını görüyoruz. Çeşitli ihtimaller var ama galiba ilk başta en çok konuştuğumuz, bugün en çok zayıflayan ihtimal bu işte FETÖ-vari yöntemlerle iktidara yönelik bir darbe hazırlığı oldu. Bunun olmadığına dair yorumlar daha çok güçlendi şu anda. Böyle bir algı oluşmasının da bir taraf tarafından istendiği, bu algının pazarlandığı ifade ediliyor aslında. Adını daha açık söyleyelim. Soylu ekibinin, İçişleri Bakanlığı yaptığı yıllarda Soylu ekibinin Ayhan Bora Kaplan'a yakınlığı, Ayhan Bora Kaplan'ı aklamak, belki dışarı çıkarıp yeniden o örgütünün başına geçirebilmek için emniyetin içinde mevcut iktidara yönelik bir darbe hazırlığı olduğu planı kurulmuş gibi gözüküyor. Yani en azından böyle yorumlar yapılıyor diyelim. Bu da nasıl ortaya çıktı? Bir gizli tanık, aslında gizli tanık değil, itirafçı yurt dışına çıkarıldı. Çünkü dosyanın sanığıyken ve yurt dışına çıkış yasağı varken ve bileğinde elektronik kelepçe varken bir şekilde yurt dışına çıktı. Ve çıktıktan sonra işte iktidarı devirmeye çalışıyorlar, bunun için benim işte sahte yalan ifadede bulunmamı istediler gibi şeyler söyledi ve bir darbe iması yaptı. Çok çeşitli kanallar aracılığıyla. Bunun üzerine 3 emniyet müdürü de görevden alındı. Şimdi Soylu ekibinin böyle bir planı var ve hani Erdoğan'ı böyle biraz tedirginleştirerek bir darbe planı olduğunu söyleyerek aslında Yerlikaya ekibini aşağı çekmeye çalıştığı söyleniyor. Yerlikaya nasıl bir açıklama yaptı? Darbeye karşıyız. Bu kurgulanan plan aslında FETÖ-vari bir plandır
dedi ve karşılıklı birbirlerini aslında darbecilikle suçlamış oldular. Erdoğan ne yaptı? Hani bizim bildiğimiz Erdoğan, ben şöyle yapmasını aslında yaparsa yapsaydı şaşırmazdım. Ertesi gün grup toplantısı vardı. Çıkıp işte darbelere karşıyız, bize bir oyun kuruluyor. Hazır da böyle oyları aşağıdayken ve ekonomi bu kadar kötü durumdayken buradan bir şey yapar mı diye düşünmüştüm. Hiç öyle yapmadı. Son derece sakin, sorulara cevap vermeden, işte gerekli mesajları gerekli yerlere vererek, suç işleyen varsa cezasını çeker, İşte biz kimin ne yaptığını görüyoruz gibi böyle son derece sakin ve özgüvenli bir konuşma yaptı ve soruları da cevapsız bıraktı. Ne o tarafın yanında durdu, ne bu tarafın yanında durdu ve yakın kurmaylarıyla bir araya geldi, bilgi aldı. Hem Adalet Bakanı'ndan hem MİT Müsteşarı'ndan. Dolayısıyla Erdoğan'ın aslında içeride bir... Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmedi, o görüşmede yoktu. Ben bunu şöyle yorumluyorum, Yerlikaya suçlanan taraflardan bir tanesi. Aslında tarafsız gözlerden bilgi almaya çalıştığı şeklinde yorumluyorum. Böyle yorumlayanlar da var. İki taraf arasında Erdoğan tercihinin ne olduğunu açık etmedi açıkçası. Ama böyle biraz Ankara kulislerinde hani Yerlikaya'yı alt edecek bir altyapının henüz oluşmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Erdoğan şunu farkında bence. Erdoğan da işte bizim görüştüğümüz pek çok AKP'li, Erdoğan'la görüşme imkanımız bizim yok ama AKP'li kurmaylar şunu söylüyorlar. İçeride bir savaş var. Buradaki safraları boşaltmak için Erdoğan izliyor ve yakın zamanda tavrını ortaya koyacak bununla ilgili. Bir şey yapacaksa yapacak. Dedi, hatta şey de söylemişti, yorulanlar var aramızda, görev değişikliği yapılacak. Buna istinaden midir yoksa genel olarak mı tartışırsınız? Her iki sebeple de. Yani hem yorulanlar var, seçim başarısızlığı var. Bu yorgunluktan, seçim başarısızlığından kaynaklı değişimler de olacak. Hem de bu işte emniyet bürokrasisinde, yargı bürokrasisinde kendi sınırlarını, çünkü onlara çok sınır açıldı. Bunu Erdoğan yaptı. O genişletilmiş sınırları dahi aşanlar varsa onların için de gereğini yapılacağını, sinyalini verdiği söyleniyor. Bu arada bu rahatsızlık Erdoğan'a çok yakın kurmaylarda ve AK Parti'nin deneyimli isimlerinde, kurucu isimlerinde de var. Hem yargıdaki bu cemaat ilişkileri, yargıda verilen kararların, cemaatlerin yönlendirmesiyle verilmiş olması ya da işte AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, emniyetteki bu güç savaşları, mafyanın bu kadar emniyetin derinliklerine kadar inmiş olmasının AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorlar. Çünkü onlar şöyle bakıyorlar, işte AK Parti'nin kuruluş kodları Türkiye'nin lehineydi. Bizim bu kodlara geri dönmemiz lazım, hukuka geri dönmemiz lazım, demokrasiye geri dönmemiz lazım diyorlar. AK Parti'de böyle düşünen bir kanat var. Ama Erdoğan'ı ikna edebilecekler ve Erdoğan'a ikna edebilecek kadar yaklaşabiliyorlar mı? Yoksa o hep konuştuğumuz Erdoğan'ı çok yakınındaki birkaç kişi mi Erdoğan'ın kararlarını etkiliyor? Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Seçimlerden sonra hatırlarsan da şey tartışması olmuştu kendi aralarında. Atananlar ve seçilenler arasındaki atananlara gönderme yaparak seçilenler sürekli gözden çıkartılıyor ama atananlara hiçbir şey olmuyor gibisinden de bir tartışma olmuştu. Ve dün bir şey daha yaşandı, 28 Şubat davasında cezaevinde olan generallerin cezası kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Adli tıp raporuna göre de yaş almalarından kaynaklı yaşadıkları hastalıklar söylendi ve insanın aklına şu geliyor. Cezaevlerinde uzun yıllardır hasta olan kişiler var ve bununla ilgili gündem de oluyor her taraftan. Onlara niye gelmiyor tartışması ve 2 Mayıs'taki Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde bu konunun açılmış olduğu kulisiyle beraber neler söylersin? Sende var mı başka bilgiler? Belki bir önceki, yani ilk konu başlığımızla bağlantılandırarak bunu konuşmamız lazım. Bu 28 Şubat davasında darbe girişiminde bulunmak suçlamasıyla yargılanan emekli generallerin tahliye edildikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel affıyla tahliye edildikleri gün, Kobani davasında kararın açıklandığı gün. Önce bunun nasıl bir mesaj verdiğini ya da nasıl yorumlandığına da bakmak lazım. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erdoğan'la görüştüğünde hasta tutuklular meselesini gündeme getirdi. Bu çok önemliydi. Örnek verdiği hasta tutuklular arasında bu generaller vardı. Bir de Muhsine. Hatırlar mısın? Bir hasta tutuklu daha var Kürt siyasetinden. Muhsine, soy ismini şimdi hatırlayamıyorum. Belki arkadaşlarım mesaj atarlarsa
söyleriz. Bu iki örneği vermişti. Ama dün verilen mesajı şöyle okuyan siyasetçiler var. Özgür Özel'e bir mesaj mı bu? Yani ben senin yakından ilgilendiğin bu dava, darp 28 Şubat davasında arkalarında durduğun generalleri bırakıyorum. Ama bir yerde durman lazım. Kobani davasında da bu kararlar çıktı. Çok da o tarafa yanaşma gibi bir mesaj mı acaba diye yorumlayanlar var. Dolayısıyla bu davanın 28 Şubat tahliye kararının, Kobani davası kararlarının açıklandığı gün verilmesinin bir mesaj olarak yorumlandığını söyleyebiliriz. Ama hasta tutuklar bir sorun. Elbette 28 Şubat davasından yatıp yargılanan hasta veya yaşlı tutuklularda, KCK davasından cezaevinde bulunan ya da işte Kürt siyasetçi olup cezaevinde bulunan ya da Hizbullah davasından ya da her neyse hasta ve yaşlı olan bütün tutukluların cezaevinden çıkması gerekiyor. Hakları ya da Cumhurbaşkanı'nın özel bir yetkisi var onların cezaevinden çıkması için. Şimdi bundan sonra da çıkacak listeler olduğu ve çıkacak başka isimler olduğu ifade ediliyor. O isimlere bir bakmak lazım. Bu konuda ne kadar tarafsız ve eşit davranacak Cumhurbaşkanı, onu bir incelemek lazım. Belki de bir kamuoyu baskısı oluşturmak lazım. Bu konuda tüm tutuklulara, hükümlülere eşit davranılması gerektiği konusunda. Çünkü çok fazla hasta tutuklu var. Sadece hasta tutuklular yok bu arada. 30 yıldır cezaevinde kalıp tahliye hakkı kazanan ama infazları yakılanlar da var. Bu da bir başka gündem olarak hem ana muhalefetin hem de iktidarın gündemine alması gereken konular. Normalde rutinimiz hep meclisi en başta konuşmakta ama bugün sona bıraktık. Meclis gündemleri de var. Evet, yani grup toplantılarını zaten özgün olarak bu hafta, yani hem Özgür Özel hem de DEM Partisi Kobani davası gündemleşmişti. Yani gündem maddesi olarak gelmişti. Onun yanı sıra da zaten ekonomi her iki partinin de gündemindeydi. Ama yargı paketi tartışması var. 9. yargı paketi tartışılıyor. Biraz onu konuşalım. Neler var neler yok kısmında. Bazılarını hani biliyoruz artık, konuşulmaya da başlandı. En önemlisi etki ajanlığı, evet, tartışması. Bunu biraz açalım. Son dakikalarımızı bu başlığa verelim. Neler aktarırsın, neler söylersin bu etki ajanlığı ile ilgili? 9. yargı paketi henüz sunulmadı Türkiye Büyük Millet Meclisi ama taslak bir şekilde basın tarafından paylaşıldı ama çok yakın sunulması, bugün yarın sunulacak, önümüzdeki hafta belki sunulur, hafta ortasında komisyonda görüşülür, bu yasama dönemi bitmeden Temmuz ayına kadar da görüşülüp yasalaşır diye tahmin ediyoruz biz meclis muhabirleri olarak. Aslında 9. yargı paketinin çıkarılmasının son derece haklı gerekçeleri olduğunu ifade ediyordu iktidar milletvekilleri. İşte infaz hukukundaki bazı aksaklıklar, işte tahliyeler konusundaki bazı düzensizlikler gibi, hani ceza süreleriyle ilgili bazı azaltmalar belki. Bunun gibi teknik bir takım meseleler olduğunu ifade ediyorlardı ama etki ajanlığı çok tartışmalı bir başlık olarak önümüze çıktı. Neden tartışmalı? Çünkü biz gazeteciler olarak daha geçtiğimiz yıl bir dezenformasyon yasası hezimetiyle mücadele ettik ve ne yazık ki geri adım attıramadık. Dezenformasyon yasasında önce gazeteciler, sonra aslında bütün sosyal medya kullanıcıları kamuoyunu yanıltıcı bilgiyi yaymak gibi bir suçla tehdit edilir hale gelmişti ve o kadar soyut ki bu kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi deyip herhangi bir savcı işte harekete geçebilir ve bizleri cezaya maruz bırakabilirlerdi ki bu oldu. Pek çok gazeteci arkadaşımız dezenformasyon yasası sebebiyle ceza aldı. Dolayısıyla bir kere öncelikle bu gazetecileri engellemek için ilk adımın devamı gibi gözüküyor etki ajanlığı. Her ne kadar iktidar partisi temsilcileri, biz bu etki ajanlığını Türkiye'de ajanlık faaliyeti yürüten yabancı devletlerle organik bağı bulunan kişiler için yapıyoruz deseler de o kadar yoruma ve esnetilmeye açık bir düzenleme ki işte örneğin yabancı bağlantısı olan pek çok basın kuruluşu var Türkiye'de. İşte Deutsche Welle var, BBC Türkçe var, Voice of America var, işte Kürdistan 24 var, RUDAV var. Buralarda çalışan bütün meslektaşlarımız yaptıkları haberler sebebiyle etki ajanı olarak suçlanabilir ve cezaevine girebilirler. Öyle az buz cezalarda değil, 3 ila 7 yıl gibi bir cezadan bahsediliyor. Ya da işte askerlikle ilgili MİT tırları davasında yapılan haberleri hatırla. Diyelim öyle bir haber yapıldı. Öyle bir haberse
Bu 10 yıla kadar çıkabiliyor. Yani çok büyük bir tehdit gazeteciler için. Üstelik sadece o kurumlarda çalışan gazeteciler için değil. Şimdi artık bağımsız medya hayatta kalabilmek için pek çok bağımsız basın örgütünden işte çeşitli fonlar alıyorlar. Pek çok internet haber sitesi de böyle hayatta kalıyor. Çünkü işte basın ilan kurumundan faydalanamıyorlar. Gelirleri çok düşük, reklam alamıyorlar. Böyle yöntemlerle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu fon alınan kurumlardan bir tanesinin bile yurt dışı ile bağlantısı varsa, o zaman bizim o çok sık takip ettiğimiz internet haber sitelerinin muhabirleri, editörleri, bütün çalışanları da etki ajanlığıyla suçlanabilir hale gelecekler. Bu etki ajanlığını bizim tahmin ettiğimiz gibi kullanacak olurlarsa Türkiye'de haber alabileceğimiz hiçbir kaynak kalmayacak demektir bu. Bir yönüyle sosyal medya kullanıcılarını da etkileyebilir. O yurt dışı bağlantısını kurmak o kadar da zor değil çünkü, ama en çok gazetecileri tehdit ediyor. İktidar bunu nasıl açıklıyor? İşte biraz önce söylediğim gibi gerçekten ajanlık faaliyeti yürütenler için, ama kanun metni o kadar soyut ki Herkes ajan olabilir. Şu anda evet hepimiz etki ajanı olabiliriz. Bir düzenleme olabileceği ifade ediliyor. Daha komisyona gelmedi. Belki komisyona sunulan son hali biraz daha kabul edilebilir olur. Muhalefet partilerinin bununla ilgili arka kapı diplomasisi yürüttüğünü biliyoruz. Ya da belki komisyona geldikten sonra madde üzerinde bazı düzenlemeler olabilir. Dolayısıyla sıkıntılı. 9. yargı paketinde başka tartışmalı maddeler de var tabii. Senin yayından önce konuştuğumuz soy adı meselesi. Aslında sen biraz daha hakimsin o konuya galiba. Sen bir özet geç, sonra ben belki hani kendi... Arkadaşımın arkadaşı diye mi söyleyeyim? şimdi şöyle, aslında daha öncesinden kadınların kendi soyadını kullanma hakkının olduğu işte bir örnek dava üzerinden gitmişti ve kanunlaşacağı, anayasaya gireceği, artık bütün kadınların aslında bunu yapabileceği söylenmişti. Bu yanlış hatırlamıyorsam da resmi gazetede yayınlandı da. Çünkü öyle bir haberle yapıldı. Ama sonrasında hemen ertesi gün ya da bir iki gün içerisinde benim yani bir nüfus müdürlüğünde işim vardı bu konuyla ilgili, özel bir durum için sorduğumda şöyle söylediler: ertesi gün bu yasaya dair de hiç kimse böyle bir uygulamayı yapmayacak, işte üzerinde düzenlemeler olacağı söylendi. Ve bu yargı paketinde bu düzenleme var. Biraz böyle bakındığımda hani neden böyle bir şey? Çünkü Türkiye'de kadın haklarına özgün bir çalışma yapacağı insanın aklına gelmiyor. Yani iktidar ne oldu da bir anda kadınların kendi soyadını kullanabileceklerini, işte evlendikleri kişilerin erkeklerin soyadını almayacakları tartışması ne oldu da neye bağlanmış dedi. Dikkat çekici bir haberdi de çünkü. Sonrasında ise bu yargı paketinde şöyle tartışmalı hale gelmiş. İşte kadın kendi soyadını alırsa, işte erkek kendi soyadı, olacak çocuk kimin soyadını alacak tartışmaları, aile düzeninin bozulabileceği iddiası üzerinden de erkeğin de soyadını almayı koşul koyarak sonrasında dava açılabileceğinin ne dair bir yorum getirebilirim ben bu konuyu hakkında. Çünkü nüfus müdürlüklerine direkt hani tebligat gitmiş yani. Hani böyle bir şey almayacak söz. Çünkü oradaki nüfus müdüründeki bir görevli bana söyledi. Biz ertesi günden itibaren zaten böyle çünkü soranlar falan varmış. Hani biz böyle yapmak istiyoruz. İzin yok. Büyük ihtimal yargı paketinde de böyle tartışılacak bu durum. Evlenince erkeğin soyadını alacak. Sonra mahkemeye gidip işte dilekçe verip sadece kendi soyadını kullanabilir gibi bir hale getirecek. Tek tartışmaları işte doğan çocuğun soyadının ne olacağı, aynı zamanda da aile birliğinin bütünlüğünü bozacak bozar iddiasıyla aslında bu pakette de bu kararda da düzenleme yapacaklar. Yani o zaman kadınların bir kazanılmış hakkı vardı, kısa bir süre olsa bile, evet. Evlendikleri zaman sadece kendi soyadlarını kullanabilecekler de eğer tercih ederlerse, 9. yargı paketiyle bu kazanılmış hak aslında kadınların elinden alınmış tekrar alınmış oluyor. Miras gibi, işte çocuğun hangi soyadını kullanacağına ilişkin tartışmalar üzerine. Ama benim bildiğim kadarıyla kadın örgütlerinin buna ilişkin bazı hani sıkıntı da yaratmayacak önerileri var. Avrupa'da dünyanın çeşitli ülkelerinde bu mesele aşılmış. İşte kadın erkek ortak bir soyadı seçiyorlar ya da uzlaşıyorlar çocuğun soyadı konusunda gibi.
Bir ihtimal kadın örgütlerinin de muhalefete baskısıyla kadınların o kazandığı hakkın ellerinden alınmayacağı bir formül bulunur diye umuyorum ben. Ben de umuyorum. Bir sonrakinde de zaten yargı paketinde kadınlara yönelik neler var tartışmasını yapmak lazım. Biraz taslak daha da genişleyip herhalde zaten yargı paketi tamamlandığında gündeme de gelir. Biz de seninle burada tekrardan konuşmuş oluruz. Evet Ceren, yoğun bir haftaydı. Bu haftayı da bu şekilde bitirdik ama pazartesi itibariyle yeni gündemler gelecek. Evet. Teşekkür ederim geldiğin için, yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet değerli İlke TV izleyenleri, programımızda Ceren Bayar ile birlikte bu haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İyi günler.